Cem Küçük, Coca-Cola ve devlet menfaatlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti ve milletimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da bir Coca-Cola fabrikasını muhtar kentle beraber açtı. Hem hükümete hem muhalefete yakın bazı çevrelerde ortalık karıştı. Her iki tarafında hem liderimiz Erdoğan fenomenini hem de bu topraklardaki devlet olgusunu zerre anlayamadıkları yine ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız bu tesisleri açarak sonuna kadar doğru ve milli menfaatlerimize uygun bir iş yapmıştır. Tayyip Bey kendi tabiriyle tüccar siyasetçidir ve o sayede ülkemiz büyümüştür. Bazı beyinsizlerin anlayamadığı şu, liderimiz bizim medyadaki bazı sözde İslamcı yazar takımında olduğu gibi ideolojik takıntıları yoktur ya da gençliğinde komünist, faşist olup şu an Erdoğancı gözüken ama hala ideolojik takıntılarını aşamamış tipleri iplemez Cumhurbaşkanımız sadece yerli ve milli menfaatlerimizi yani devlet menfaatlerimizi düşünür Türkiye'yi büyütmeyi kişi başı geliri 20 bin dolara eriştirmeyi düşünen gerçek milli ve yerli tavır budur çünkü bu ülkede ideolojik takıntısı olanlar ya hadlerini bilecekler ya da tasfiye olacaklar çok açık söylüyorum keşke o yabancı şirketin tüm şehirlerimizde hatta tüm kasabalarımızda fabrikası olsa keşke Avrasya'nın tüm kola üretimini ve dağıtımını biz yapsak diye kalbine ve beynine sindirerek söyleyemeyen herkes aslında potansiyel bir Hakan Albayrak'tır. Maalesef bu köhnemiş ideolojik kafa hala medyada yaygındır fakat değişmek zorundadır. Bu radikal ve fanatik kafa Türkiye'nin menfaatleri açısından sürdürülebilir bir kafa değildir. İşte Hakan Albayrak sözde en büyük Erdoğancıydı ama sonra Erdoğan pasifize olsun, onun yerine ideolojik radikal Davutoğlu yönetime egemen olsun diye Erdoğan'ı sattı. Türkiye'ye gelen parayı ve yatırımı Amerikan sermayesi, İsrail sermayesi, İngiliz sermayesi diye veya Arap, Rus, Çin sermayesi diye dışlamaya kalkan her kimse ya salaktır ya da vatan hainidir. Çok açık söylüyorum ki tüm ana akım medyamız, milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda ideolojik takıntıları bir kenara bırakıp hizaya geçmek zorundadır. Türkiye hepimizindir. Son dönemde ana akım makul düşünceleri uzak, aşırıcı, fanatik, marjinal ve radikal söylemler medyada, akademide ve benzeri egemen olmaya başladı. Geçici olarak kısa vadede bu fanatik kafalar konjonktürel hizmet verebilir. Ama zaten orta vadede bu radikalizme devlet de izin vermez. Devlet ana akım merkezi makul ve mantıklı tavır ister. 2014-2017 arası olduğu gibi diğer aşırıcılar da bu kafayla giderse tasfiye olurlar. Millet ve devlet menfaatleri dışında hiçbir ideolojik takıntımız olamaz. Aynı şekilde dış politikamızda da Davutoğlu döneminde kalma ideolojik takıntılar çok şükür bitmiştir. Milli menfaatlerimize aykırı işler yapmadıkça hiçbir devletle asla ve asla kötü olmayacağız. Ne yazık ki hem Ankara'da hem medyada kafası aynı Davutoğlu gibi olan fanatikler var. Davutoğlu kendini dünyayı kurtaran adamdaki Cüneyt Arkın'ın oynadığı karakter gibi zannederdi. Cumhurbaşkanımızın da aynı bu Davutoğlu gibi dünyayı kurtaran Cüneyt Arkın modunda davranmasını isteyenler ve bu şekilde tahrik etmeye kalkanlar var maalesef. Bizim mücadele ettiğimiz Davutoğlu'nun şahsı değil, Davutoğlu zihniyetiydi. Şu an bu zihniyet hakim olsaydı Yahudi Amerikan diye bu şirketin fabrikasının açılışına gitmezdi. Zaten Davutoğlu zihniyeti radikal fanatik kafası yüzünden tasfiye oldu. Nitekim tüm hocacılar sosyal medyada deli deli yayınlar yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza Isparta'ya açılışa gitti diye saldırıyor ithal radikal kafalar. Hakan Albayrak tipi söylemlerle millet ve devlet menfaatlerimiz savunulamaz. Yerli ve milli olmayan batı kolonyalizmi de komünizmde, faşizmde, humeyni tarzı tarzı ithal radikalizm de bu ülke için tehdittir. Davutoğlu'nun mahvettiği dış politikamızı şu anki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımızın istediği doğrultuda düzeltmeye çalışıyor. Başbakanımız Binali Yıldırım ve yardımcısı Bekir Bozdağ, Enerji Bakanımız Berat Albayrak ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, milli menfaatlere odaklı gerçekçi dış politika ihtiyacımıza en çok destek veren devlet adamlarımız. Hala Davutoğlu tarzı dünyayı kurtaran adam kafasıyla dış politika yapmamızı isteyenler Ekonomide de varlar ve sermaye ayrımcılığı yapıyorlar. Bu kafalar değişmek zorundadır ve başka da çare yoktur. Yoksa kendiliğinden tasfiye olurlar. Cem Küçük Türkiye